her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle birlikteyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Evet, kadın hastalıklarından başlayalım dilerseniz. Kürtaj ve kürtaj problemleri diye devam edelim. Evet, maalesef son zamanlarda oldukça sık kürtaj vakaları oluyor. İnsanlar isteyerek veya istemeyerek mecbur kalıyorlar, kürtaj yaptırıyorlar. Bir hanımefendi 25 yaşlarında kürtaj yaptırmış. Fakat kürtajdan sonra rahimde birikmemesi gereken kan rahimde birikmiş, pıhtılaşmış. Hastaneye tekrar acil, ağrıdan sızıdan duramıyor, dayanamıyor. Tabii rahimde olmaması gereken pıhtı sinirleri aşırı uyardığı için hastaneye kaldırmışlar. Ağrı ilaçları, ağrı iğneleri yapılmış, serum verilmiş vesaire. Doktoru biraz karnına basarak içerideki kanı boşaltmış ama 3-4 gün sonra tekrar rahatsızlanmış, tekrar hastaneye. Doktoru demiş ki o yine pıhtılaşmış. Rahim ağzı çok dar olduğu için böyle bir problem ortaya çıkıyor. Demiş ki olmazsa ameliyat edeceğiz. Korkmuş hanımefendi bana geldi dedi ki ya ne yapacağız hocam, ne yapacağız? Ben ameliyat olmak istemiyorum işte, müdahale ettirmek istemiyorum. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Yani kürtajdan sonra nadiren rahimde biriken kirli kan eğer ki akmazsa pıhtılaşma oluyor ve çok çok tehlikeli olabilir. Problem değil dedim. Ben ona hayıttan üretilen çok özel bir formül geliştirdik biz. Hayıt ekstraktı, civan perçemotu ekstraktı, kadın otu ekstraktı, kara yılan kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından çok özel bir formül. Hayıt forte. Bu Hayat Forte'den 3 kapsül al, bir de piyota sıcak su doldurup karnına koy. Hiçbir şey kalmaz içerisinde dedim. İnşallah, inşallah, maşallah gitti. Bugün ben aradı diyor ki hocam Allah razı olsun ne oldu? Ne varsa içerisinde boşalmış, hiçbir şey kalmamış. Allah ovaya gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. İçerideki bütün pıhtı böyle avuç avuç dışarı atmış. Yoksa ameliyat olacaktı, çok basit. Şimdi şu resmini gördüğünüz bitki hayıt. Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde yetişir. Çok güzel bir çiçek açar, mor. Bu tohuma dönmüş hali olgunlaştığı zaman karabibere benzer. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Kubista, Profesör Becker, Profesör Millaus, Profesör Neumann, Profesör Rede, Profesör Wuttke vesaire birçok ilim adamı birçok klinik araştırması yapmışlar. Yüzlerce hastayı tedavi etmiştir. Mesela bunlardan bazıları da kısırlık problemi yaşayan bayanlar. Evet. Evet. Kısırlık bilindiği gibi çok çok kötü bir durum. Özellikle de son 50 yıldır insanlar yanlış besleniyor. İşte hormon içeren, hormonlu yiyecekler. Bugün elma armut yiyorsunuz, hormon ilaçlanmış veyahut da geçen söylemiştim, tavuk yiyorsunuz veya yumurta yiyorsunuz. Tavuk yemine Avrupa'dan tavuk yeme geliyor. Buna tavuk yemine öyle bir premix denen ön karışım katıyorlar. Premix'in içerisinde antibiyotik, östrojen ve beta karotin gibi maddeler katıyorlar. Bir tona bir kilo premix katılıyor. Premix katılan tavuk yemi tavuklardaki östrojen, etindeki östrojeni yükseltiyor. Bir, yumurtasındaki östrojeni yükseltiyor. İki, bu da erkeklerin iktidarsız olmasına sebep oluyor. Anne karnında ceninin eğer erkekse cinsel organlık gelişmesini engelliyor. Yavaş anormal doğumlara sebep oluyor. Erkek çocuklar 0-12 yaş grubu yumurta yiyorsa cinsel organında anormal gelişmeler olabiliyor veya gelişmiyor. Tam normal gelişmiyor. Bu nedenle de Avrupa'da, Amerika'da çok yaygın cinsel problemler ortaya çıkıyor. Peki, kısırlıktan erkek çocuklarda. Bitkisel yollarla kurtulmak mümkün mü?
kadın evet, ya da tabii, tabii, tabii. Biraz önce bahsetmiştim Hayit'le ilgili. Almanya'nın Marburg şehrinde sadece bir klinik birçok klinik araştırması var da örnek olarak bir tanesini vereyim. 33 bayana kadın doktorlar, ginekologlar diyor ki asla çocuğu olmaz. Bu bayanların dedikleri fertil yani çocuğu olmaz asla. Birçok sebep faktörden dolayı. Hastane, üniversitenin kliniğinde deney yapılıyor ve bu bayanlara hayıttan elde edilen ekstrak, damla, draje verilir. Bunların hepsi normal yollarla hamile kalıyor. Normal yollarla. Şimdi bir diğer kısırlıkla ilgili tavuk yemine katılan bu tehlikeli premiksten bahsetmiştim. Bir de bir aya şerbetçi otu katılır. Bütün biralarda şerbetçi otu var. Şerbetçi otunun birleşiminde humulon, lupulon denen iki etken madde var. Humulon, lupulon. Humulon, lupulon aynı dişilik hormonu, östrojen hormonu gibi etki yapar. Ne demek? Bira içen erkeklerin göğsü büyür. Cinsel organı küçülür. Kadınsı hormonlar artıyor çünkü. Bu nedenle Almanya'da erkekler için kısırlık oranı %25'leri bulmuştur. Aşırı bira tüketiminden dolayı. Yani kısırlık Almanya'da %25 ne demek? Büyük bir felaket. Evet. Yani 50 yıl öncesine göre Almanya'da %100 artmış. Aşırı bira tüketiyorlar. Bizde de artık bira moda oldu. Maşallah. Yani burada maşallah şey anlamında konuşuyorum. Mecazi anlamda. Türkiye'nin bütün sahillerinde çoluk çocuk ellerinde bira durmadan bira içiyor, alkol içiyor. Sanki çok güzel bir şey yapıyor. Yarın kısırlaşacaksın. Adam kendi kendini zehirliyor, haberi yok. Kısırlaşacak, iktidarsız kalacak birayla ama durmadan içiyor, durmadan içiyor. Sanki iyi bir şey yapıyor. Kısırlaşmaya doğru Türk neslimiz tükenecek Allah korusun böyle devam ederse. Amerika Birleşik Devletleri'nin sahillerinde kaç bin kilometre sahile yakın noktalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde alkol satmak yasak, alkol içmek yasak. Bizde serbest. Neden anlamadım. Bunun dinle, imanla, Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla, Yahudilikle ilgisi yok. İnsan sağlığı. Neslin devamı için bira tehlikeli. Evet. Evet, peki adet öncesi ve adetliyken sancılardan bahsedecek olursak nasıl önleyebiliriz bitkisel yollarla? Adet öncesi ağrı ve sancısı olan bayanlarla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Birleşiminde kara yılan kökü, Latincesi Cimicifugara camoza, Amerika'da yetişir bu bitki. Cimicifugara camoza, Türkçe kara yılan kökü. Buna kara yılan biraz deyince bazı insanlar o kötüymüş diye yılan falan deyince. Biz buna kadın otu diyoruz. Hayıt, ballı baba, civan perçembe otu gibi 19 bitki ekstraktından oluşan biz çok güzel bir formül geliştirdik. Hayıt forte ve kadın otu forte. Hayıt forte adet öncesi ağrısı sancısı olan bazı bayanlar adet dönemi girmeden önce strese girerler, bunalıma girerler. Hormon yetersizliğinden veya başka faktörlerden dolayı gerilirler, öfkeli olurlar. Yani ağrı kesici kullanmak yanlış diyorsunuz. Yan etkileri büyük ihtimal oluyordur. O tabii. Ya, yan etkisi ağrı genel kesici. Genel anlamda o şekilde kullanılır. Karaciğere zarar verir, böbreklere zarar verir, kanın yapısını bozar, mideye zarar verir. Birçok organa zarar verir. Ağrı kesici kullanılmaz. Hayat doğada her hastalığa karşı mutlak surette bir bitki var. Sadece biz bunu arayıp bulalım. Benim bahsetmiş olduğum bitki hakkında yüzlerce klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Laf yok. İşte burada kaç tane biraz önce profesör doktor dedim. Hayıt'la ilgili klinik araştırması yapmış. Belge var, bilgi var. Yine aynı şekilde kadın otu yani diğer adıyla kara yılan köküyle de ilgili burada klinik araştırmaları var. Klinik araştırma, belge var, bilgi var. Evet. Menopoza giren bayanlar içinde menopoza girdiği zaman hormonu azaldığı için östrojen hormonu aşırı gerginlik, stres, bunalım,
yaşar, bazıları içine kapanır, bazıları agresifleşir ve birçoğunda da ateş basar aniden, bütün vücudu yanar böyle. Bunalım yaşarlar. Böyle problem yaşayan insanlar için kadın otu forte, çok özel bir formül. Kullandığı zaman sakinleştirir. Bu bir doğal östrojen hormon gibi etki yapar. Ha, östrojen hormonu kullanırsa Avrupa'da artık sünni olarak kullanılan kimyasal ilaçların kanser tetiklediği belgelenmiştir. Menopoz yani yaşını geciktirmek mümkün mü kullanılan bitkisel yollarla? Erken menopoza girmişse evet, ama erken menopoza değil de normal zamanda menopoza girmiş, o normal, ona karışmaya gerek yok. Evet. Fakat bazı bayanlar erken menopoza girer mesela. 25 yaşında, 30 yaşında erken menopoza. Bunların nedenleri ne oluyor peki genel anlamda bakacak olursak? Bazıları çok yoğun ilaç kullanıyor veya bazıları çok yoğun yemiyor, içmiyor. Cips, jelibon, kek, gofret, efendim kola, hamburger, cheeseburger vesaire vesaire. Bunların hepsi, bu sünni gıdaların hepsi işlenmiş gıda, kimyasal ilaç yutmuş gibidir. Çünkü hepsi kimyasal madde içeriyor. Bütün metabolizmayı bozuyor, hormon dengelerini bozuyor. İşlenmiş gıda kimyasal ilaçtır aynı şekilde. Bir, iki, aşırı kimyasal ilaç kullanmak. Bazıları da fit kalmak için böyle yemiyor, içmiyor. Günde bir zeytin, iki zeytin, su, bol bol su içiyor. Bir zeytin, iki zeytin yiyen bayanları gördüm ben. Böyle çıta gibi kalmak istiyor. Sıfır beden, yemiyor, içmiyor, ne oluyor? Önce sindirim salgıları azalıyor. Mide, karaciğer, pankreas, ince bağırsak yeterince sindirim salgısı, asit, baz, tuz salgılamıyor. Yavaş yavaş azalıyor, azalıyor. Sonra artık bir şey gelmediği için de ne olacak? Çıkmayacak. Adet dökülemez hale geliyor. Ve adet kesiliyor. Anoreksiya nervosa dediğimiz hastalığa yakalanıyorlar. Bulimiyaya yakalanıyorlar vesaire vesaire. Bu tür rahatsızlığa yakalananların sonu Allah korusun çok tehlikeli, %10'u intihar ediyor. Çok Avrupa'da, Amerika'da çok çok yaygın. Yani yine insanlar mesleğini yapsın. Mesleğe engel değil yani kadın olmak. Bazıları kariyerini yükselmek için bu tür psikolojik bunalıma giriyorlar. Peki böyle bir durumda anoreksiyayı önlemek mümkün mü? Yani artık sona gelmiş durumdaysa bitkisel yollarla ya da yapılabilecek tetkiklerle tabii. Ya Frankfurt'ta bir bayan 40 kiloya kadar düşmüş. Yemiyor, içmiyor. Artık yese de istese de yemiyor, içemiyor. Çünkü sindirim organları yeterince enzim salgılamıyor. Böyle yemeden içmeden kesilmiş. Gitti gidecek. Böyle dal gibi kalmış. Ailesi her türlü yolu denemiş. Yemiyor, içemiyor. Artık durmuş sindirim salgıları yavaş yavaş. Gitti gidecek derken ben ona dedim problem yok, problem yok, hallederiz. İksir verdim. Dedim ki iksir kullanacaksın günde 5 defa 2 çorba kaşığı. Yavaş 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 6 hafta sonra 2 kilo aldı, sonra aldı derken 52 kiloya çıktı. Yavaş yavaş düzene girdi, normale döndü. Yani fit kalayım derken yavaş yavaş öbür tarafa doğru gitme riskosu çok büyük. Evet. Bu nedenle abartmamak gerekir. Obezite aşırı kilolu olmak tehlikeli olduğu gibi aşırı zayıf olmak da tehlikelidir. Yani makul, normal ölçülerde kalmak gerekir. Evet, kadın hastalıklarından miyom ve kistlerden de biraz bahsedelim. Miyom, kist neden, niçin oluşur? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışır. Nasıl? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Bağırsaktan gelen toksik madde, neden bağırsaktan toksik madde geliyor? Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bunun %99'u faydalı bakteri, vitamin üretirler. Arı gibi, arı nasıl bal üretir? Faydalı bakteriler B6, B12 vitamin üretir. Fakat kişi, dedim ya, yanlış besleniyorsa, işlenmiş gıda tüketiyorsa veya kimyasal ilaç kullanıyorsa faydalı bakteriler azalır. Yerine zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Karaciğer bu toksik maddeleri arıtmak için B6, B12 vitamini ve folik asit harcar. Zamanla karaciğer artık arıtamaz hale gelir toksik maddeyi. Ne yapacak? Depolayacak. Nereye? Hangi organda zafiyet varsa oraya depolar. Böylece miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör oluşur.
bütün bu oluşumları aslında sebebi asidozdur. Evet. Asidoz nedir? Hastalıkların %95'ini tetikleyen şey asidozdur. Asidoz bir sebebi, birinci sebebi aşırı et, peynir, yumurta yemek. Aşırı hayvansal gıda yemektir. Birinci sebebi. Bu %10 bundan kaynaklanır. İkinci sebebi asidozun alkol tüketmek. Karaciğer alkolü aside dönüştürerek yok etmeye, sıfırlamaya, nötrleştirmeye çalışır. Ve zamanla karaciğer yorulur, yağlanır. Asidozun ikinci sebebi alkol. Fakat en önemli sebebi asidozun %80 bağırsaktaki mantarlardır. Son 50 yılda çıktı bu. Daha önce böyle bir asidoz problemi yoktu. Neden son 50 yılda çıktı? İnsanlar doğal beslenmedi. Aşırı ilaç kullandığı için bunlar ortaya çıktı. Sünni beslendiği için. Mesela tahıl. Bulgur pilavı yiyeceksiniz. İçinde DDT var. Neden? İnsanlar ot öldürücü diye DDT atıyor tarlaya. Bulgur, ekmek yiyeceksin, içinde DDT var. Yavaş yavaş kendini zehirliyor insanlar. Doğal yaşamdan koptuk. Sadece DDT değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde DDT serbest değil. Türkiye'de el altından satılıyor böyle. Ya o da çok tuhaf. Mesela Almanya'da lavabo temizliğinde kullanılan birçok ilaç, hijyen, yani mutfakta, lavaboda, tuvalette kullanılan hijyen malzemeleri Almanya'da yasak olan şeyler Türkiye'de serbest. Neden? Çünkü Almanya'da yaşayan balıklar kıymetli. Almanya'nın suyu kıymetli, Almanya'nın ağacı, toprağı kıymetli, insanı kıymetli. Bizim insanımız kıymetsiz mi, değersiz mi? Bizim toprağımız değersiz mi? Orada yasak olan şeyler neden burada serbest? İnsan sağlığını tehdit eden bu tür malzemeler neden serbest? Bilmiyorum, inşallah tedbir alınır. Evet, kısırlığa dönecek olursak İbrahim Bey, kız ya da erkek çocuğu bilimsel yollarla, bu biliyorsunuz gündemde zaten, hani yapılabilir diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, şöyle böyle bir şey mümkün mü gerçek mümkün, manada? Tabii. Yıllar önce ben Almanya'dayken, 20 yıl önce, çok varlıklı zengin bir aile, 6 tane kız çocuğu var, adamcağız bir de oğlan çocuğu olsun istiyor. Deniyor kız. Ya bir de erkek çocuk olsun diyor. Olmuyor. Almanya'ya gitmiş. Orada hastanede sperm sayımı yapıyorlar. X, Y kromozomunu taşıyan spermlere erkek sperm denir. X kromozomunu taşıyan spermlere dişi sperm denir. İki türlü sperm vardır. Yani erkeklik kromozomunu taşıyan spermler, dişilik kromozomunu taşıyan spermler. İki türdür. Bu iki tür sperm arasında bir fark var. Nedir? Erkeklik hormonu taşıyan sperm, kromozomu taşıyan spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Kısa ömürlü ama hızlı hareket eder. Dişilik kromozomu taşıyan spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir erkek hanımından önce orgazm olursa, ya inzal olursa, eski kelime Türkçesi orgazm olursa, doğacak çocuk kız olur. Eğer ki, bura önemli, erkek kontrolü kaybetmez. Önce hanımının rahatlamasını bekler, sonra kendisi rahatlarsa doğacak çocuk erkek olur. Doğru mu? Şimdi bu nedenle bazı erkekler diyor ki hanımına suç biliyor. İşte sen yine kız çocuğu doğurdun, yine kız çocuğu doğurdun. Halbuki suç kendinde, kontrolsüz. Erkek kendini kontrol edebilirse çocuk %99 erkek veya kız olabilir. Cinsiyeti belirleyebilir. Ben bu konuda Profesör Doktor İbrahim Canan'ın yazmış olduğu, ilahiyatçı bu. Profesör Doktor İbrahim Canan'ın hadis kitabında 30 sene önce okuduğumda Peygamber Efendimiz diyor ki işte erkek çocuğu sahibi olmak istiyorsanız sabredin, erkeklere diyor. Yavaş hareket edin, kontrollü hareket edin. Çocuğunuz erkek olur. Eğer kız çocuğu sahibi olmak istiyorsanız önce siz. Mesela öyle bir hadis var. O hadisi okuyunca dedim ki Allah Allah, Peygamberimiz bunu söylemiş. Acaba bunun ilmi açıklaması nedir diye araştırma yaptım. Ve Alman televizyonunda da bununla ilgili
uzun bir program çıktı, çok açıklayıcı. Ondan dolayı bu da belgelenmiştir, yani belgeli. Almanya'da televizyonlarda yayınlandı işte. Şu şekilde hareket edersiniz, erkek çocuğu bu şekilde hareket edersiniz, kız çocuğu. Yani erkek hanımından önce orgazm olursa çocuk, kız çocuğu olur. Beklerse, hanımından sonra inzal olursa doğacak çocuk erkek çocuğu olur. Yani cinsiyeti belirleyen kadın değil, erkek. Erkek kendini kontrol edebilirse cinsiyeti belirleyebilir. Bunun da dini bir mahsuru yok. Peygamber Efendimiz söylemiş. Peygamber Efendimiz'e gelmiş Araplar demiş ki, ya Resulallah benim 4 kızım var, hiç erkek çocuğum yok. İşte Peygamber Efendimiz de ona anlatmış, şöyle şöyle yaparsan erkek çocuğu olur, böyle böyle yaparsan kız çocuğu olur demiş. Yani bu kadar basit. Evet. Peki bronşit diyelim. Bronşit nedir, nasıl oluşur? Bronşit. Bu şu anda zaten mevsimsel olarak başlı alerjilerle birleştirecek olursak bronşit. Daha sık görülüyor mu bu mevsimlerde? Evet. Tabii çok sık gözükür bronşit. Bronşite karşı çok güzel bitkiler var. Bunlardan biri Afrika ıtırı. Itırın 1050 çeşit ıtır var. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Afrika'da yetişen bu iki türü Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yetiştirilebilir. Bu iki Afrika ıtırı sinüzit, faranjit, bronşite karşı dünyada en etkili bitki. Kim diyor? İşte dergide binlerce insan üzerinde denenmiş. 50 binden fazla Avrupa ülkelerinde çocuklar üzerinde özellikle akut, kronik bronşit üzerinde denenmiş. İkinci önemli bitki Thymus vulgaris, bahçe keki, herhangi kekik değil, herhangi bir kekik değil, şifalı kekik. 52 çeşit kekik var. Aktar'a gidiyorsunuz, kekik istiyorsunuz ama aldığınız kekik değil, nedir? Bilya keki, nedir? Origanum musuriyekum, Aktar'dan aldığınız aslında güve otu, kekik değil. Tadı benzer kekiğe, hoş bir tadı var ama hakiki kekik gibi aynı etkiye sahip değil. Peki aktarlarda bulunabiliyor mu hakiki kekik? Yok, ya da genel anlamda yani, belli başlı. Bulunmuyor. Çünkü Türkiye'de bilya keki, güve otu, İzmir keki, İstanbul keki gibi çeşit çeşit kekik türleri satılıyor. Hakiki kekik piyasada yok. Onu birkaç kişi yetiştiriyor, Avrupa'ya satıyor. Bir de biz alıyoruz. Bulabilirsek yani zor. Piyasada bulunmuyor. Üçüncüsü şuha çiçeği. Şuha çiçeğinin kökü bronşite, astıma karşı etkili. 4 duvar sarmaşığı aynı şekilde. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmaları Avrupa'da yapılmış. Bronşlardaki iltihaplanmayı önlemiştir. Şimdi eğer ki her insanın akciğeri ortalama 400 metrekare nasıl oluyor? Akciğerde böyle hava kesicikleri var. Oksijen alıp karbondioksit veren alveolon denen hava kesicikleri var. Ütüleyip açarsanız 400 metrekare her insanda akciğer açtığınız zaman o kadar alan kaplar. Akciğeri ters çevirmiş ağaca benzetin. Bir sürü bronşlar var, bronşiyaller var mesela. Buradaki iltihaplanmalar tedavi edilmezse astımı tetikler. O da tedavi edilmezse KOAH yani akciğer bir kısmı çürür gider yani. Çok tehlikeli. Hemen tedavi edilmesi gerekir. Bu bronşların iç yüzeyinde tüysüz hücreler var. Mesela kişi öksürdü. Akciğerin ta alt kısmındaki balgamı atamadı. Yarıya kadar geldi. O tüysüz hücrelere yapışır balgam. Düşmez aşağı. İkinci defa öksürdüğü zaman atar balgamını rahatlar. Ama tüysüz hücreler deforme olmuşsa kişi öksürür, balgam düşer aşağı. Sürekli bir refleks hareketi gelişir. Sürekli öksürme başlar, sürekli atamadığı için perişan olur. Bu nedenle bronşların içerisindeki bu tüysüz hücreler çok çok önemli. Evet, sesim gitti mi geldim? Tüysüz hücreler çok çok önemli. Yani kişi dikkat etmezse bronşit zamanla tedavi edilmezse, üşütme, grip, nezle tedavi edilmezse astıma dönüşür.
Bu da tedavi edilmezse akciğer yavaş yavaş gider KOAH'a dönüşür. Peki bronşit, astım, sinüzitten de biraz bahsedelim. Sinüzitin nedenleri nedir? Yani bu çözülebilecek bilimsel yollarla tabii ki belli başlı tetkiklerden geçerek çözülebiliyor ama bitkisel yollarla nasıl çözümlenebilir? Evet, çok güzel. Bu pelargonium afriki dedim ya, bronşit, faranjit, sinüzit. Evet. Yani yukarı nefes normali, aşağı nefes normali, her işte de geçerli. Şimdi bronşlar bu çene boşluğu, burun boşluğu ve alın boşluğunda üçündeki boşluğa da toplam sinüs denir. Sinüslerde nefes mesela aynı şekilde tüysüz hücreler var. Bu tüysüz hücrelerin üzeri mukosla kaplı. Böyle yapışkan, sıvı, çürük. Nefesi aldık. Burunla nefes alırsak buradan hemen havanın içerisindeki tüy, kıl, toz tüysüz hücrelere yapışır. Akciğerlere gitmez. Filtre gibi. Kendine bağlar. Sinüsler bir filtre gibidir. Bir, havayı ısıtır. Havaya nemlendirir. İki, havadaki toz, efendim, kıl, tüy, mikrop, ne varsa, mikrop varsa öldürür. Bir insanın burnu ortalama günde bir bardak sümük salgılar. Yani burnu akmıyorsa normal olarak. Hiçbir problemi yoksa, yani burnu akıyorsa daha çok salgılar. Ayrı mesele. Sürekli bir, bu nedenle kişi sürekli nefes alırken ağzından nefes almamalı. Ağızdan alınan nefes direkt akciğere gittiği için havanın içindeki kıl, tüy, toz, mikrop, bakteri, virüs ne varsa direkt akciğere gider. Ve sinüslerde havada bir ayar yapılmadığı için nem, sıcaklık ayar yapılmadığı için direkt akciğere giden hava akciğerlerin iltihaplanmasına sebep olabilir. Tahriş olmasına, tahrip olmasına, hassaslaşmasına sebep olabilir. Bu nedenle ağız yoluyla nefes mecbur kalmadıkça almak iyi değildir. Işın tedavisiyle sinüzitin giderilebildiği söyleniyor. Ama bu daha sonra tekrar nüksediyor. Yani bitkisel yollarla bu tamamen yok edilebilir mi? Tabii. Frankfurt'ta bir hanımefendi Maria diye Hırvatistanlı. 3 defa ameliyat olmuş. Bu konkav içeride böyle. Evet. Ameliyat olmuş, kemiklerini aldırmış. Demişler ki bu kemik dar, şu demek kemik geniş, şurada şu var, burada bu var, eğridir, almışlar parça. Yine de kadıncağızın sürekli burnu akıyor, bir akıntı var, bir iltihap var, sürekli balgam atıyor, sürekli iltihaplanıyor, burun delikleri tıkanıyor. 4. defa tekrar ameliyata gidiyor, geliyor. Durmadan ameliyat. Dedim problem yok. İkide bir ameliyat ne oluyor? Yani lüzumsuz değil, hiçbir organ lüzumsuz değil. Mukosa hassaslaşmışsa, tahriş olmuşsa burada afriki tırı var, kekik var, duvar sarmaşı var, şuka çiçeği var. Yani birçok bitki var doğada. Alıp evet, kullanacaksın ve kurtulacaksın. Evet, programımızın sonuna geldik. Cuma günü devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, yine her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz.